Koç Akademi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok heyecanlıyız çünkü ikinci yazılarımız başladı ve birinci dönemin sonuna geliyoruz. Artık konularımız daha da ilerlemiş oluyor ve ikinci yazılıda ne yapacağız? Hemen ondan bahsedeyim. Konu tekrarı yapacağız. Yine öğretmenlerimizden çıkabilecek konulardan şöyle özet hazırladık. Sonrasında yazılı provası yapacağız sizlerle birlikte. Hazırsanız vakit kaybetmeden bismillah diyelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi derse geçmeden önce, yani konu özetine geçmeden önce sizlere ben kitaplarımızdan bahsetmek istiyorum. Yazılı notlarımız mükemmel. Zaten uzun zamandır kullanan arkadaşlarımız bize bununla ilgili çok güzel geri dönüş sağlıyorlar. Birinci ve ikinci yazılılar birinci dönem için burada, tüm dersler için burada var. Bazen arkadaşlarımız diyor ki sınava gireceğim anda sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyorum heyecandan, stresten. Ama hemen şöyle kitaba baktığımda buradaki notlardan hatırlıyorum. Son olarak tekrarımı yapıyorum diyorlar. Burada biliyorsunuz bütün dersler mevcut. Sözel kısmında din kültürü ve ahlak bilgisi ilgili konulara bakabilirsiniz. Çünkü size sınavda lazım olacak püf noktalarını burada veriyoruz arkadaşlar. Çünkü daha böyle küçük küçük bilgilerle, bakın kader ve kaza ile ilgili konularımız ve sonrasında Ayetel Kürsi, ikinci ünite zekat ve sadaka konusu, ikinci yazılı konuları, bunların hepsi şöyle küçük kavram haritalarıyla burada yer alıyor. Bundan mutlaka yanınızda olursa çok rahat ve stressiz bir sınava girersiniz. Sonrasında tabii ki Dinamo'dan yine soru bankasından, yeni nesil biliyorsunuz soru tarzları daha çok hakim şu anda. Buradan da din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili konularımıza bakmayı unutmayın. Bakın zekat ve sadaka ile ilgili, Hazreti Şuayb ile ilgili ve birinci ünitede kader ve kaza ile ilgili, Hazreti Musa ile ilgili testlerimiz mevcut. Gelelim 10'da 10 Zoru Bankası'na. Burada da arkadaşlar yine din kültürü ile alakalı testlerimiz, bakın burada başlıyor. Kader ve kaza ile ilgili evrensel yasaları şöyle bir tekrar etmeniz için mutlaka bu sorulara bakın. Zaten birçok öğretmenimiz de bu tarz sorular soruyor. Bizim bu soruları çözen arkadaşlarımız sınavlarda özellikle çok benzer sorular geldiğini söylüyorlar. Gelelim şimdi o zaman programa. Program hatırlatayım, zaten artık din kültürüyle bitiyor yazılı kampımız. Biliyorsunuz diğer derslerimizde de mevcut yazılıya hazırlık programımız. Eğer izlemediysen diğer dersleri de, matematik, Türkçe, fen, inkılap ve İngilizce'ye de mutlaka geri dönüp bakmanı tavsiye ederim. Evet, o zaman bismillah diyelim, başlayalım. Arkadaşlar birinci ünitede biz ne yaptık? Kaderi konuştuk. Kader inancından bahsettik. Kader ve kazayı konuştuk. Kader ne demekti? Allah'ın evrende olmuş veya olacak her şeyi önceden planlaması, programlamasına kader deniliyordu. Plan programı görünce kader diyecektik. Kaza ise planlanan ve programlanan olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesi, yani vuku bulmasıydı. Nasıl kodluyorduk peki? Kader henüz yaşanmamış olan, yani gelecek zaman, kaza ise ya şimdiki zaman ya da geçmiş zamanı ifade ediyordu. Yani kaza yaşanmış olması gerekiyor. Hani ne deriz, iki arabanın birbirine çarpışmış olduğunda kaza yaşandı diyoruz değil mi? Kaza oldu, yani oldu, gerçekleşti. O yüzden buradan aklınıza kodlayabilirsiniz. Kader ve kazayla ilişkili olarak Allah'ın bazı sıfatlarını öğrendik. İlim, Allah'ın her şeyi bilmesi, sınırsız bilgisi, önceden olmuş veya olacak her şeyi takdir edebilmesi için sonsuz bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla ilim sıfatı burada ön plana çıkıyor kaderle ilişkili olarak. Kudret ise Allah'ın sınırsız güç sahibi olması anlamına geliyor, sıfattır. Kazayı gerçekleştirebilmesi için, yani kaza olayının oluşması için, kaderin gerçekleşebilmesi için çok güçlü ve sınırsız bir güce sahip olması gerekiyor değil mi yaratıcının? İşte burada da kazayla ilişkili kudret sıfatını görüyoruz. İrade, Allah'ın sınırsız iradesi, yani dilemesi, dilediğini dilediği şekilde yapabilmesidir. Ölçü, miktar anlamına geliyordu. Allah-u Teala evren için mükemmel bir ölçü kurmuştu. Hatta böyle gezegenlerden başlayarak işte dünyanın atmosfer tabakasına inerek sonra artık insanı incelemiştik. Yani insanın kollarının uzunluğu, parmaklarının uzunluğu, yüzündeki işte gözlerinin, burnunun, ağzının orantılı olarak yerleştirilmesine kadar ya da işte hücrelerine kadar her şey Allah koymuş olduğu mükemmel bir ölçüye göre, yani gelişi güzel
güzel yapılmamış, tesadüfen yapılmamış. Hepsi bir adeta sanat gibi işlenmişti. Sonra Allah'ın evren için koymuş olduğu evrenin varlığını sürdürebilmesi için, sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve bizim evrenle uyum içerisinde varlığımızı sürdürebilmemiz için koymuş olduğu belli yasalar vardı. Buna ne deniyordu? Sünnetullah veya adetullah diyorduk. Ne demekti? Evrensel yasalar demekti. Evrensel yasalar kaça ayrılıyordu? Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Fiziksel yasalar, adı üstünde fizik, yani maddeyi ilgilendirmesi gerekiyor. Cansız varlıktan bahsediyorsa fiziktir. Yağmurun yağması, karın yağması, işte gezegenlerin hareketleri, gece gündüz gün döngüsü, bunların hepsi cansız olaylar bakın. Hepsi maddeyle ilgili. Bunlar neye giriyor? Fiziksel yasaya giriyor. Biyolojik yasa ise canlının yapısı, gelişimi, üremesi, işte bunlarla ilgili ya da birbiri arasındaki etkileşimiyle ilgili her şey biyolojik yasaya giriyordu. İşte kimi hayvanların doğum yoluyla, kimilerinin yumurtlama yoluyla doğması, işte üremesi gibi. Kimi hayvanların çene yapısının işte otla beslenenlere göre, etle beslenenlerin daha güçlü bir çeneye sahip olması gibi. Bunlar da biyolojik yasaya giriyordu. Yani biyoloji ilmi zaten, biyoloji dersi, fen derslerinden hatırlayın. Ne yapıyor? Canlıyı inceliyorsunuz değil mi? Toplumsal yasalar ise toplumun sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için gerekli yasalardı. Mesela bu da neydi? İşte ekonomik düzensizliğin olduğu ülkelerde refah seviyesinin düşmesi ya da adaletin olduğu toplumlarda refah seviyesinin yükselmesi, huzurun artması gibi yasalar vardı. İşte savaş ya da kıtlığın olduğu yerlerde göçün artması, sanayileşmenin olduğu yerde işte nüfusun çoğalması gibi, bunların hepsi sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ilerliyorsa toplumsal yasaydı arkadaşlar. Fiziksel ve biyolojik yasa evrenseldir. Toplumsal yasa ise diğer ikisi kadar evrensel nitelik taşımaz. Gelelim insanın iradesi ve kader konusuna. İnsan iradesini konuşmadan önce Allah'ın iradesini konuşmamız gerekiyor. İrade neydi? Allah'ın sıfatıydı. Sınırsız dileme hakkıydı. İşte buna biz külli irade diyoruz. Yani ne zaman doğacağım, ne zaman öleceğim, hangi anne babanın çocuğu olarak dünyaya geleceğim, hangi saç ve göz rengine sahip olacağım, hangi milletten doğacağım, hangi ten rengine sahip olacağım, bunların hepsi ama hepsi külli iradeye giriyordu. Bizim elimizde olmayan şeyler diyebiliriz. Yani bizim tercihimize bırakılmamış olan şeyler. Cüz-i irade ise parça demek, cüz, insan iradesidir arkadaşlar. Yani ben nasıl bir insan olmak istiyorum? İman etmek veya etmemek, ibadet etmek veya etmemek, şu yemeği yemek veya yememek, ders çalışmak veya çalışmamak, şu arkadaşa sahip olmak, yani onunla arkadaşlık yapmak veya yapmamak, dürüst bir insan olmak veya olmamak, şu okula gitmek istiyorum, o okul için ne yapıyorum? O zaman çalışıyorum. Çalışıyorsam bu benim iradem. Yani cüz-i iradeye kalmış. İşte arkadaşlar insanın seçimlerine, insanın seçme hakkına cüz-i irade diyoruz. Cüz-i iradenin olduğu yerde sorumluluk olur. Neden? Çünkü ben kendi irademle tercihte bulunabiliyorsam o zaman yaptığım seçimlerden sorumlu olurum değil mi? Ama Allah'ın iradesine bağlı olan olaylardan dolayı biz sorumlu olabilir miyiz? Hayır. Yani cüz-i iradenin olduğu yerde sorumluluk vardır. Kaderle ilgili kavramlara geldiğimizde ecel, ömür gibi kavramları gördük. Ecel ne demekti? Canlının yani insanın ömrünün sona ermesi, ölüm olayına ecel diyoruz. Allah-u Teala her canlı için farklı ömürler tayin etmiştir. Yani kimi bebek dünyaya gelir gelmez ölürken, kimi insan 70-80 yaşına kadar yaşayabiliyor. Ömür ise insanın yaşam süresidir. Emek bir iş için harcanan çaba ya deniliyor. Rızık ise Allah'ın canlı için onların faydalanabilmesi için yaratmış olduğu maddi manevi her türlü şeye deniliyor. Daha çok rızık dediğimizde yiyecek içecek barınma için gerekli olan şeyler aklımıza geliyor. Tevekkül elinden gelen gayreti çabayı gösterdikten sonra Allah'a teslim olmak, tevekkül etmek yani ona dayanıp ona güvenmek demektir. Başarı ise istenilen işin sonucunda olumlu sonuçlanmasına başarı deniliyor. Başarısızlık ise olumsuz sonuçlanması. Hastalık kişinin mental veya yani fiziksel veya ruhsal sağlığının da bir pürüz olması, yani yolunda gitmeyen bir şeyler olması hastalıktır. Sağlık ise insanın hem fizik hem de ruhen iyi olma haline deniliyor. Gelelim Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa arkadaşlar İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir. Allah ile konuştuğu için kendisine Kelimullah sıfatı verilmiştir, lakabı verilmiştir. Kendisine Yahudilerin ilk kutsal kitabı olan Tevrat isimli kutsal kitap verilmiştir.
Ardından Firavun'la mücadele ettiğini unutmayacağız. Ona karşı tevhid mücadelesi vermişti. Kiminle birlikte? Kardeşi Hazreti Harun ile birlikte, bunu unutmuyoruz. Evet, gelelim Ayetel Kürsi'ye. Ayetel Kürsi adı üstünde anlaşılacağı üzere bir ayetten oluşan Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayette arkadaşlar Kürsi yuhus semavati diye kürsi kelimesi geçtiği için adını buradan alır. Bu ayette Allah'ın isim ve sıfatlarına vurgu yapıldığı için bu ünitede işliyoruz. Bu ayette Allah'ın sonsuz ilminden, her şeyi bilmesinden, yerde ve gökte her şeyin onun hakimiyetinde olmasından, her şeyi yürütenin o olduğundan, idare edenin o olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda onu uyuklama veya uyku tutmadığından bahsediliyor ve onun sonsuz ilminden, yüceliğinden bahsediliyor. Allah'ın isimleriyle ilgili bilmemiz gereken burada Hay, Kayyum, Ali ve Azim var. Bunlar çok ama çok önemli. Gelelim zekat ve sadaka konusuna arkadaşlar. İkinci ünitemizde zekat ve sadakayı konuştuk. Zekat neydi arkadaşlar? İslam'ın 5 şartından biridir. İslam 5 şartı vardı, biliyor musunuz? Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmekti. Artma, arınma, bereketlenme, gelişme, çoğalma, temizlenme gibi anlamlara geliyor. Neden? Çünkü zekat verdikçe günahlarımızdan arınırız. Zekat malı temizler, zekat malı geliştirir, artırır, çoğaltır. Zekat mali bir ibadettir. Yani mal ile yerine getirilen bir ibadettir ve yılda bir kez yerine getirilmesi gerekir. Kimlere farzdır peki? Akıllı ergenlik çağına giren, dinen zengin sayılan hür Müslümanlara farzdır. Yani malını kullanabilme yetkisine sahip olması gerekiyor. Malın üzerinden bir yıl geçme şartı var. Malın gelir getirici cinsten olması da önemli ve malın nisap miktarına ulaşmış olması da önemli. Peki nisap miktarı ne demek? Nisap arkadaşlar dinen zenginlik ölçüsüne deniliyor. Yani her mal için farklıdır. Küçük baş, diyelim ki 40'tan fazla koyununuz var ve sizin İşte temel ihtiyaçlarınız dediğimiz eviniz, işte kiraysa ya da evinizin giderleri, işte faturalar, barınmayla ilgili yiyeceğiniz, işte giyecekleriniz, çocuklarınız varsa onların bakımı, eğitim, sağlık masraflarının hepsini çıkardığınızda bir yıllık kalan birikiminiz eğer nisap miktarından fazlaysa, yani altınsa diyelim 85 gram altını veya buna denk gelen bir paranız varsa ya da küçük başınız varsa, işte büyük başınız varsa, bunlar nisap miktarına ulaşmış, yani siz dinen zenginsiniz demektir ve bunun zekatı verilmesi gerekiyor eğer üzerinden bir yıl geçtiyse. Zekatı verilmesi farz oluyor. Peki zekatı kimlere veririz? Arkadaşlar zekat bakmakla yükümlü olmadıklarımıza verilir. Yani kime verirsiniz? Ben örnek verirken, çocuklara anlatırken hep şunu söylüyorum. Üstümüze ve altımıza verilmez. Yani sizi dünyaya getiren anne babanıza ve onları dünyaya getiren anne babalarına, yani sizin anneanne, babaanne, dedelerinize zekat verilmez. Usul ve furu diye bir şey vardır dinimizde, İslam hukukunda. Üst ve alt soya verilmez ama yan soylara verilir. Mesela kardeş, İslam dinine göre kardeş, yani bakmakla yükümlü olmadığımız ama baktığımızda da büyük bir sevap, büyük bir karşılığı, ibadet karşılığı olan bir davranıştır. Kardeş senin doğurduğun değildir. O zaman ona zekat verebiliyorsun. Başka kim var? Teyze, hala var değil mi? Teyze, dayı ya da kuzen veririz. Burada amca, başka ne var? Hala var. Yine kuzen var. Bakın yanlara doğru verebiliyoruz ama üstlere, yani üst soy ve alt soya veremiyoruz. Anne baba, çocuk, torun mesela buna eklenir değil mi? Yani sizin doğurduğunuz dediğimde bir anneanneyi düşünün. Anneannenin dünyaya getirdiğine veremiyor. Yani kendi çocuğuna veremediği gibi çocuğunu çocuğuna da zekat veremiyor. Peki onların verdiği ne oluyor? Diyelim ki çocuğunuz yetişkin oldu, kendi işini kurdu ama maddi imkanı yerinde değil ve siz ona bakmakla yükümlüsünüz dinen. Ona baktığınızda, maddi olarak destek olduğunuzda bu sadakaya giriyor, infağa giriyor arkadaşlar. Evet, zekat verilmeyecek kişiler çok önemli. Bunlara çalışın mutlaka. Yani kimlere verilir, kimlere verilmez, gerekirse karşılıklı sohbet ederek, yani sorsun birisi size, teyze verilir, işte torun verilmez diye bu şekilde çalışın.
Evet, zekatı kim vermeli? Arkadaşlar, zekatı dinen zengin olan her Müslüman, malını kullanabilme yetkisine sahip olan her Müslüman vermelidir. Peki kimlere verilmeli? Tevbe suresi 60. ayet çok önemli. Bu ayette zekat verilecek olan kişiler Allah tarafından bize bildirilmiştir. Yoksullar, yani geçimini sağlayamayanlar, düşkünler. Bu da arkadaşlar, yani geliri giderinden az olanlar, yani gideri çok fazla, geliri çok az, yani karşılamıyor. Düşkün deniliyor onlara. Borçlular, yani geliri var ama bir yandan borç ödemeye çalışıyor ve giderleri de var. Bu kişilere zekat verilir. Yolda kalmış yolcular. Eskiden yolculuklar çok develerle yapıldığı için uzun ve meşakkatli oluyordu. Ve insanların parası bittiğinde yolda kalabiliyordu. İşte bu kişilere de zekat verilebilir. Özgürlüğünü yitirmiş olanlar, köleler olabilir. Tabii şu an kölelik sistemi olmadığı için özgürlüğünü yitirenlere de verilebilir. Müellefe-i kulüp deniliyor. Kalbi İslam'a ısındırılmak istenenler. Eskiden İslam'ın ilk yayılmaya başladığı dönemi hatırlayalım. Gayrimüslimlere de tabii ki yoksul olanları da İslam'a ısınsınlar. İslam ne kadar hoş gördüğünü, ne kadar böyle merhametli insanların olduğu bir din desinler diye onlara da zekat veriliyordu. Ama günümüzde tabii ki çok fazla verilmiyor. Çünkü artık İslam'ın yayılması gibi bir endişe ya da bir problem kalmadığı için. Allah yolunda çalışanlar, zekat toplamakla memur olan kişiler de yine zekat verilebilecek kişiler arasında sıralanmıştır. Gelelim nelerden verileceğine. Arkadaşlar, altın, gelir getirici cinsten dedim ya, yani maddi bir şey olması gerekiyor. Gümüş, nakit para, döviz olabilir, menkul değerler. Ticaret malları, esnafsanız mesela dükkanınızda bulunan ticaret malları da dahil ediliyor zekatlara. Ne kadar verileceği, bunların çalışılması gerekiyor. Bu tablonun mutlaka ezberlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Koyun ve keçi, 40'tan başlar nisap miktarı, 40'tan 120'ye kadar bir koyun verilir. 121'den fazla ise, yani 200'e kadar koyununuz varsa, onun için 2 tane koyun verilebilir. Şimdi illaki 2 tane koyunu alıp vermek zorunda değilsiniz. 2 koyunun ederi ne kadarsa o kadar parayı da zekat olarak verebilirsiniz. Sığır ve manda, yani büyük başın oranı 30'da 1'dir. 30'dan 40'a kadar bir tane, 2 yaşına, en az 2 yaşına basmış buzağı verilir. 41'den sonrası için 59'a kadar bir tane 3 yaşına basmış buzağı verilir arkadaşlar. Yaşı arttıkça hayvanın değeri de yükseliyor. Deve çok kıymetli olduğu için her 5 deve için bir koyun veya keçi verilir. Toprak ürünlerinden verilen zekata öşür denilir arkadaşlar. Eğer ki sulama, gübreleme masrafınız varsa, yani siz suluyorsanız burada ne kadar zekat veriliyor? 20'de 1 oranında verilir. Ama eğer sulama, gübreleme yoksa, yani işte yağmur suyuyla kendi kendine bittiyse toprak ürünü, o zaman 10'da 1 oranında veriliyor. O detaya da dikkat edelim. Madenlerden çıkan ürüne bakılmaksızın, yani ne kadar çıkıldığına bakılmaksızın 5'te 1 oranında, yani %20 oranında verilir. Bu arada altın gibi bunlar için de %2,5 veriliyor. Bunu da unutmayın. O da yine 40'ta 1 yapıyor. Altın, gümüş, nakit para, menkul değerler, ticaret mallarından aynı koyun ve keçi kadar, yani 40'ta 1 oranında veriliyor. Gelelim sadaka konusuna. Sadaka sözlük anlamı zaten sözünde durmak, doğru söylemek demek. Müslümanın Allah'ın sevgisini kazanmak için yaptığı her türlü iyilik. Maddi ve manevi yardımlar da sadakaya girer. Sadaka çeşitlerinde fıtır sadakası vardı arkadaşlar. Fıtır sadakası Ramazan'a özgü bir sadakaydı. Ramazan ayında kavuşmanın şükrü olarak Müslümanların verdiği, dinen zengin sayılanlara vacip olan bir sadakaydı. Akıllı ergenlik çağına girmiş herkesin vermesi gerekiyordu. Ebeveynler çocukları adına veriyordu. Fıtır sadakası kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır. Veren kişinin bir günlük yemek masrafı, unutmayalım bunu. Bir yoksulu günlük olarak doyuruyoruz. Ramazan bitimine, yani bayram namazına kadar verilmesini tavsiye etmiştir Peygamberimiz. Ve en alt sınırını, yani asgari tutarını her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı zaten bunu Ramazan ayında açıklıyor arkadaşlar. Yani onun altında verilmemeli gibi açıklama yapıyor. Fıtır sadakası
Bu şekilde dediğim gibi vacip bir sadakadır. Onu da şöyle yazalım. Sadaka-i cariye faydası kesintisiz devam demek. Faydası kesintisiz diye yazayım zaten siz anlarsınız. Yani insanların yararına yol, köprü, aşevi, okul, kütüphane, hastane yaptırdığımızda insanlar onu kullandıkça bize sevap yazıyor. Öldüğümüzde normalde amel defterimiz kapanır. Ama sadaka-i cariye yaptıysak, o zaman biz vefat etmiş olsak bile amel defterimiz kapanmaz ve kıyamete kadar açık kalır, sevaplar yazılmaya devam eder. Bu yüzden günümüzdeki birçok cami, okul, işte çeşme, işte Osmanlı döneminde yapılan işte su sebilleri, bunların hepsi sadaka-i cariyenin yansımasıdır. Yani Müslümanlar sadaka-i cariyeye çok önem verdiği için birçok okul, belki sizlerin bile okuduğu okullar sadaka-i cariye olarak yapılmış olabilir. İnfak, Allah yolunda harcama yapmak. Bakın bu çok önemli. Sadaka maddi ve manevi de olabiliyordu. Yani yol göstermek, tebessüm etmek, işte güzel söz söylemek de sadakadır. Bunların hepsi manevi olarak da yapılabilir. Ancak infakta maddi olarak bir şey harcaması gerekiyor. Bunun alt sınırı yoktur. 1 lirayla, 5 lirayla, 100 lirayla bile olsa siz sadakada, infakta bulunabilirsiniz. Allah yolunda harcamaya infak deniliyor. Zekat farzdır. Yani dinen zengin sayılan Müslümanlara farzken sadaka ve infak maddi imkanı olmayanların da sadaka verebileceğini, kendi içlerinde iyilik yapabileceğini, kendi kapasiteleri kadar iyilik yapabileceğini. İnfak ise yine dinen zengin sayılmasa da Allah yolunda harcama yapmak isteyen Müslümanların yaptığı bir ibadettir. Zekat ve sadakanın faydaları bireysel ve toplumsal olarak ayrılıyor. Buna çok dikkat edin LGS'de, çünkü mutlaka çıkıyor bu soru. Eğer ki bireyi etkileyen bir durum varsa, yani bir kişiyi, şöyle bir cinali çizelim, bir kişiyi etkileyen bir fayda varsa bu bireysel fayda, yani bir kişiyi etkiliyor. Mesela cimrilik, bencillik ve hırslardan arındırmak burada kimi etkiliyor? Bireyi etkiliyor. O yüzden bireysel fayda. Yoksulla zengin arasında köprüdür. Toplumsal fayda. Çünkü orada yoksul ve zengin, yani birden fazla kişiyi etkileyen bir durum var. Dostluk, kardeşlik birden fazla kişiyi etkilediği için, yani bakıyoruz şöyle, onların arasında ne oluyor? Dostluk kuruluyor değil mi? Kardeşlik kuruluyor. İşte köprü kuruluyor diyelim şöyle. Burada ne var arkadaşlar? Birden fazla kişiyi etkilediği için toplumsal fayda oluyor. Ve emri yerine getirmenin huzuru, bu hangisi? Allah'ın emrini yerine getirmenin huzurunu yaşadığı için bireysel fayda oluyor. Bunlara dikkat edelim. Evet, zekat verirken dikkat edilmesi gereken bir husus da var. Gerçek ihtiyaç sahipleri araştırılıp bulunmalı arkadaşlar. Bir ibadet olduğu için niyet edilmesi gerekiyor. Öncelikli amacın Allah rızası olduğu unutulmamalıdır. Zamanında verilmesi gerekir. Gösterişten uzak durulmalı. Gurur ve kibire kapılınmamalıdır. Aynı zamanda arkadaşlar incitmeden, yani bu ibadeti verirken incitmeden, evet şöyle diyelim, incitmeden yapılmalıdır diyelim. Başka ne yazabiliriz buraya? İncitmeden yaptıktan sonra ne olabilir? Mesela başa kakma durumu olmamalı arkadaşlar. Başa kakma olmamalıdır. Yani ben sana bu iyiliği yapmıştım, ben sana şu zekatı vermiştim diye. Bir de arkadaşlar malın iyisinden verilmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Malın iyisinden verilmelidir. Verilmelidir. Zekat verirken yani kötü, kendi kullanmayacağımız malı vermemeliyiz değil mi? Evet, gelelim ikinci ünitenin son konusu. Hazreti Şuayb aleyhisselam. Hazreti Şuayb Medyen ve Eyke halkına gönderilen peygamberdir. Medyen ve Eyke halkının ikisinin de ortak olarak sahip olduğu bir özellik vardı. Ölçüde ve terazide hile yapmaları, ticarette hile yapmalarından dolayı Şuayb aleyhisselam onları defalarca uyarmıştır. Aynı zamanda Allah'a şirk koşan bir kavimdi. Yani putlara tapan, bozguncu, yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, insanları birbirine düşüren bir kavimdi. Hazreti Şuayb aleyhisselam öncelikle onları tevhide davet etmişti. Ardında ticarette hile yapmamaları için uyarmıştır. Ancak Medyen halkı ne oluyordu? Şiddetli bir ses ve sarsıntıyla helak ediliyordu. Sonra Eyke denilen yere gidiyordu Şuayb aleyhisselam. Eyke halkı da aynı şekilde putperest ve terazide hile yapan, yani alsat yaparken hile yapıp mallarını artıran bir kavimdi. Onlar da Allah tarafından şiddetli bir ateşle, gökten yağan sıcak bir ateşle ne yapılmıştı? Helak edilmişti. Maun suresi. Mekke'de indirilen bir suredir. 7 ayettir. 107. suresidir. Bu şekilde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. 7 ayet 107. sure diye. Maun suresi
sözlük anlamı yardım, zekat demektir. Allah'ın nimetlerini inkar eden nankör ve riyakar iki tip insandan bahsedilir. Onlar eleştirilir. Neydi anlamı? Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı, işte o yetimi itip kakandır, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Onlar vay o namaz kılanların haline, onlar namazlarıyla gösteriş yapan yani riyakar. Evet şöyle yazalım, riyakar, gösteriş yapan ve namazlarıyla alay edenler yani ciddiye almayanlar ufacık bir yardıma bile engel olurlar diyerek Allah'ın nimetlerini inkar eden, hesap ve ceza gününü inkar edip yetimlere de kötü davranan, yardım etmeyi teşvik etmeyen kişiler burada eleştirilir. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi yazılı provamıza, bakalım ne tarz sorular çıkabilir. Aşağıdaki ifadeleri ilgili oldukları kavramlarla eşleştiriniz. Bu eşleştirme sorusu mutlaka yazılıda sorulur arkadaşlar. Burada 7 tane var. En az 4 tanesi ya da 5 tanesi sorulur diyorum. Evet, Allah'ın dilemesi ne demekti? Sonsuz dileğin olması, yani iradeydi değil mi? Onun sonsuz dilek irade ile ilişkiliydi. Hemen şöyle B yazalım. Allah'ın bilmesi, sonsuz ilim sahibi olması ilim olacak. Allah'ın duyması, işitmesi ne demekti? Semi olacak. Hemen yazalım şöyle D, semi. Allah'ın görmesi basar olacak. Allah'ın gücünün her şeye yetmesi kudret olacak. Allah'ın yaratması neydi? Sonsuz yaratması tekvin olacak arkadaşlar. E diyoruz. Allah'ın herkese rızık vermesi Er-Rezzak ismiydi değil mi? Evet, bu şekilde hepsini tamamlamış olduk. Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize, Nil'e bırak. Korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız diye ilham ettik. Kasas suresi 7. ayet. Bu ayette aşağıdaki peygamberlerin hangisinden bahsedilmektedir? A. Hazreti Harun, B. Hazreti Musa, C. Hazreti İsa, D. Hazreti Şuayb. Allah kime demişti arkadaşlar onu emzir ve Nil'e bırak diye? Hazreti Musa'nın annesine demişti değil mi? Onu emzir ve korunaklı bir şey içerisinde Nil nehrine bırak demişti. Bu yüzden hatta Hazreti Musa'ya denizden, nehirden gelen anlamına gelen Musa ismi verilmişti. Cevabımız B olacak. Bir kimse temel ihtiyaçlarını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten sonra dinen belirlenen miktarda mala sahipse zengin sayılır. Bu asgari miktara nokta nokta denir. Arkadaşlar mutlaka bu kavramdan soru gelecektir. Çünkü öğrencilerin çok karıştırdığı bir kavram oluyor. O yüzden dikkat edin. Bu metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur. A. Nisap, B. infak, C. fidye, D. fitre. Şimdi infak Allah yolunda harcama yapmakta eliyorum. Fidye yaşlılıktan veya hiç geçmeyecek bir hastalığı bulunan kişilerin Ramazan ayı için her gün tutamadıkları her gün için bir yoksulu doyurmalarıydı. Onu da eliyorum. Fitre sadakaydı. Ramazan'a özgü bir sadakaydı. Onu da eliyorum. Geriye ne kalıyor? Nisap tabii ki. Dinen zenginlik ölçüsü arkadaşlar nisaptır. Cevabımız A seçeneği olacak. Planlamak, Allah'a sığınıp ona güvenmek, sorumluluğunu yerine getirmek. Numaralandırmış ifadeleri İslam'ın tevekkül anlayışına uygun şekilde sıralayınız. Şimdi öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Planlamamız gerekiyor değil mi? Yani bir önce olması gerekiyor. Sonra sorumluluğu yerine getirmek değil mi? Şimdi planladıktan sonra hemen Allah'a sığınıp güvenebilir miyim? Hayır. Ben önce elimden geleni yapmam gerekiyor değil mi? Şöyle 2 diyelim, özür dilerim 3 diyoruz. Sorumluluğu yerine getirmek. Ardından ne oluyor? Allah'a sığınıp ona güvenmek 2 olacak. Yani önce plan yapacağız. Diyelim ki ne yapıyoruz? İşte şu liseyi kazanmak istiyoruz. Ne yapıyoruz biz peki? Şu anda bu liseyi kazanabilmek için işte günlük şu kadar soru çözmem lazım. LGS'den şu kadar puan almam lazım diye plan yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Emek veriyoruz arkadaşlar. İşte sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Peki en son ne yapacağız arkadaşlar? Biz en son Allah'a dayanıp güveneceğiz ve ondan yardım isteyeceğiz. İşte tam tevekkül anlayışı budur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru kader anlayışını yansıtır?
A kader utansın, tabii ki hayır, kader niye utansın? B kader unuttu bizi, kader bizi unutmaz. Daha doğrusu kader kimseyi unutabilecek bir olgu değildir. Kaderim böyleymiş. Burada da suçu kadere yüklemek var. D kendim ettim, kendim buldum. Tabii ki arkadaşlar biz sorumluluk sahibi bir insan olarak yaptıklarımızdan da sorumluyuz. Çünkü bizim irademiz var, değil mi? O yüzden doğru kader anlayışını yansıtan kelime kendim ettim, kendim buldum olacak. Tonguç zekat verebilme şartlarını taşıdıktan sonra elde ettiği birikimlerinin üzerinden ne kadar süre geçtikten sonra zekat vermelidir? Evet, hemen bakalım, Tonguç'a yardımcı olalım arkadaşlar. Zekat verilecek malın üzerinden ne kadar geçmesi gerekiyordu? Evet, kesinlikle bu da %100 yazılda sorulur diyorum arkadaşlar. Zekat verilecek malın üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor. Cevabımız A seçeneği, bir yıl olacak. Zekat verme şartlarını taşıdıktan sonra bu aile ağacından kimlere zekat veremezsiniz yazınız. Ne yapalım? Zekat verilemeyecek kişilere en iyisi biz çarpı atalım, değil mi arkadaşlar? Zekat verilemeyecek kişilere çarpı atalım. Şimdi ben bir formül söylemiştim size. Üst soy ve alt soya zekat verilmez, değil mi? Kime verilmiyor? Dede verilmez. Nine verilmez. Anne, baba verilmez, değil mi? Aferin. Kardeşe verilebilir. Siz zaten kendinize veremezsiniz. Dayı, amca verilir. Halanız, teyzeniz verilir. Kuzenleriniz verilir arkadaşlar. Bir de kime verilir? Kardeşe zekat verilir. Ama ne diyorduk? Formülümüz neydi? Üst soy ve alt soya, şöyle ok tersine baksın. Alt soya zekat verilmez. Tamam mı? Bu şekilde kodluyoruz. Ama yanlara, bakın burada da gördüğünüz gibi kime? Kardeşe, sizin yanınız ve anne babanızın kardeşlerine ve onların çocuklarına verebiliyorsunuz. Bu formülle birçok soruyu yapabilirsiniz. İslam'ın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği önemin farkında olan bir Müslümanın aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisini sergilemez? A sorumluluk. Tabii ki sorumluluk sahibi bir Müslüman başka bir insana, ihtiyacı olan bir insana yardım eder, değil mi? O yüzden bu olamaz. Merhamet değildir, paylaşma değildir. Tabii ki cevap hangisi sergilemez? Cimriliği sergilemez, değil mi? Zekat verilecek mallardan hangisinin oranı diğerlerinden farklıdır? Kesinlikle. Bu soru çıkar diyorum arkadaşlar. Çok ama çok dikkat edin. Bu soru kesin çıkar. Altın ne kadardır nisap miktarı? Hemen şöyle yazalım. %2,5, yani 1 bölü 40'tı, değil mi? 40'ta 1 oranında. Gümüş aynıydı. 40'ta 1 oranında. Sır 30'da 1 oranında. Küçükbaş 40'ta 1 oranında. Dolayısıyla hangisi farklı? Sığırın farklı olduğu, değil mi? O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Bu surede iki grup insan tasviri yapılmıştır. Yani iki grup insanın anlatımı, betimlemesi yapılmıştır. Tasvir betimlemek demek. Bunlardan biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör, diğeri de amellerini gösteriş için yapan riyakar. Hakkında bilgi verilen bu sure hangisidir? Hangi sureydi arkadaşlar? Maun suresi olacak cevabımız. Maun suresi diyoruz. Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduklarını yazınız. Arkadaşlar doğru mu yanlış mı mutlaka çıkar. Sınavlarda öğretmenlerimiz çünkü çok soruyor. Buraya dikkat ediyoruz. Zekat sadece zengin Müslümanlara ait bir sorumluluktur. Evet, doğru. Kişinin kendisini ve ailesinin geçimini sağlaması sadaka vermesinden önceliklidir. Tabii ki yani ben kendi bakmakla yükümlü olduğum insanları muhtaç duruma düşüreceksem gidip sadaka verebilir miyim? Hayır. Önce kendi bakmakla yükümlü olduğumuz kişilerdir. Onların geçimini sağlamamız gereklidir. O yüzden ne olacak? Geçimini sağlama sadaka vermesinden önceliklidir. Doğru olacak. İslam'da temel ihtiyaçlar kapsamına giren malların da zekatı verilir. Hayır. Ne demiştik? Oturduğunuz ev, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklar için harcamalarınız, bunlar temel ihtiyaçtır. Kullandığınız araba, oturduğunuz ev, giydiğiniz kıyafetler, bunlar temel ihtiyaçtır. Zekatları verilmez. Yanlış olacak. Bakmakla sorumlu olduklarına zekat verilmez. Evet, doğru. Hatibül Enbiya, peygamberlerin hatibi olarak isimlendirilen peygamber Hazreti Musa'dır. Yanlış. Hazreti Musa'nın ki neydi arkadaşlar? Kelimullah olacak. Peki Hatibül Enbiya kimdi? Hazreti Şuayb olacak. Doğrularını yazalım ki aklımızda daha çok kalsın. Evet, gelelim şimdi boşluk doldurmaya. Buraya da çok dikkat ediyoruz.
Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle doldurdunuz. Müslümanın Allah rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Allah rızasını kazanmak ve onun emirlerine uymak için harcama yapması, bağışta bulunması ne olacak? İnfak olacak tabii ki. Bir Müslümanın Allah'ın sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı maddi manevi olabilir demiştik. Sadaka olacak. Zekat verebilecek kadar durumu olanlar Ramazan ayında bayram namazı vaktine kadar ne vermeli? Fitre, diğer adı fıtır sadakasıydı. Fitre vermelidir. Medyen ve Eyke halklarına gönderilen bir peygamberdir. Kimdi? Hazreti Şuayb olacak arkadaşlar. Hazreti Şuayb aleyhisselam, şöyle AS diyelim. Yardım ve zekat demektir. Hangi sureydi? Maun suresiydi. Tabii ki maun yardım ve zekat anlamına geliyor. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar diyor ya ayetin sonunda, surenin sonunda. Ve yemne unel maun. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Dolu dolu bir ders oldu. Şimdiden herkese Allah zihin açıklığı versin diyorum. Birinci yazılı notunuzu bizimle paylaşmanızı istiyorum. İnşallah İkinci yazılınız birinci yazıldan daha iyi olur diyelim. Daha güzel sonuçlar alırsınız. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.